Tabii bir soru olacak mısınız? Kısa bir soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği değerler, söylediği öğütler, bize yol göstermesi sadece Müslümanlara, Müslümanların istifade ettiği bir şey de değil. Onun getirdiği değerlerden ona hiç inanmayan insanlar da istifade etmiş. Günümüzde de hala onun getirdiği değerlerden istifade ediyor insanlık tarihi. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu geceyi kutlarken o haftayı böyle şenliklerle, programlarla yad ederken biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtmayı, onun getirdiği değerleri, onun önemsediği şeyleri tekrar hatırlamak çok değerli mümin kardeşlerimize de hatırlatmak istiyoruz. Bunun için İslam dininin öğrenilmesi, tatbik edilmesi, yaşanması, kültür olarak benimsenmesi camiden başlar. Bizim medeniyetimiz, ahlakımız, örfümüz, kültürümüz, ibadetlerimiz, davranışlarımız hepsi cami merkezidir. Onun için dinimizde, örfümüzde bizim millet olarak, İslam ümmeti olarak cami bizim için çok önemli. Bütün faaliyetlerimiz ilk çıkış yeri, ana merkezi camilerdir. Onun için camiler haftasında caminin fonksiyonunu yad etmek, caminin etkinliğini, değerini tekrar hatırlamak bundan dolayıdır. Asr-ı saadetten beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler, ondan sonra günümüze kadar gelen müçtehitler, alimler hepsinin yüklenmiş olduğu misyonu, bizim din görevlerimiz bu misyonu yükleniyor. Bu İslam dinini insanlarımıza öğretiyor. Bu şekilde kıyamete kadar da öyle devam edecek. Dinimizin öğretilmesi açısından önemli olan ikinci husus din görevlerimizdir. Cemaatsiz cami hiçbir şeye yarar mı? Yaramaz. Bundan dolayı cami din görevlisi ve cemaati önemli. Dördüncü bir kesim daha var ki bu camileri bize inşa edenler, bunlara destek verenler, hali hazır masrafını karşılayan Müslüman kardeşlerimiz var. Asırlardan beri yapılmış ve günümüze kadar gelen camiler var. Bütün bu camileri yapan kardeşlerimizi yad etmek, ölmüş, vefat etmiş olanlara hatimler göndermek, Kur'an-ı Kerim okumak, onlara dua etmek, bu da bizim üzerimizde bir görevdir. Onun için bu camiler ve din görevleri haftasında biz camiye destek veren, yardım eden, tarih boyunca camileri yapan, masraf eden ve vefat etmiş olan kardeşlerimiz için veya sağ olanların da ölmüşleri için bizim hocalarımız ve cemaatimiz hatim okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, dua okuyorlar ve o camilerde biz mevlid programları yapıyoruz. Bu şekilde Cenab-ı Allah onlara vefat edenlere rahmet etmesini, sağ olanlara da hayırlı işler vermesini, sağlık, sıhhat, afiyet vermesini biz istiyoruz ve dua ediyoruz. Şimdi Allah-u Teala nasip ederse bu anlatım gayelerin gerçekleşmesi için bizim bütün ülkemizde olduğu gibi biz de Şanlıurfalı mümin kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, milletimize hizmet için il müftülüğü olarak, 13 ilçe müftüsü müftülüğü olarak yapacağımız hizmetlerimiz var. Bunların başında her din görevlimiz bir cemaatiyle beraber hatimler okuyorlar. Ondan sonra Allah nasip ederse Mevlid kandilimiz hangi gün? Cuma günü akşam 7'sinde. Akşam, 7'sindeki akşam yatsı namazından önce ve sonra bütün camilerimizde mevlid programları var. Bu programlara ben bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu camilerde yaptığımız etkinlikler, işte cami, cemaat, cami yapanlar hep beraber bizim kendi, hepimizin görevimizdir ve buna inşallah katkı sağlayacağız. Ayrıca Dergah Camisi'nde biz cuma namazında
Kur'an ziyafeti programımız var. Bu cuma, yani bu önümüzdeki cuma günü cuma namazından önce dergah camisinde Kur'an ziyafeti var. Yani bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bir de pazar günü sabah namazında bizim eski sanayinin olduğu yerde sanayi camimiz var. Diğer bir ismi İbrahim Peygamber Camisi'dir. O camide sabah namazını inşallah beraber kılacağız. Sabah namazı buluşması olacak. Bizim çok iyi bir hocamız var. Mehmet Emin Ay profesör bir hocamız var. Şu anda Ayasofya Baş İmam Hatipliğine atanmış. Sabah namazını inşallah bize kıldıracak. Orada Haliliye Belediye'miz de orada tirit programı yapıyor. Haliliye Belediye'mizin her yıl geleneksel bir tirit programı var. Mevlid Kandili'nde. Ama misafirimiz pazar, cumartesi geliyor. Pazar günü sabah burada olduğu için onun da katılımını da sağlamak için orada tirit programı var. Sabah namazı buluşması programımız var. Bütün Urfalı hemşehrilerimiz buna davetlidir. Bizim konferansı en sonda söyleyeceğim. Bizim bütün ilçe müftülüklerimizin de buna dair kendi programları var. Esnaf ziyaret, daireleri ziyaret, kan bağışı, bir de cuma günü de aynı sanayi camisi dediğimiz İbrahim Peygamber Camisi'nde cuma günü bizim din görevlerimizin önderlik yaptığı kan bağışı programları var. Bütün vatandaşlarımızı da durumu müsait olanların o kan bağışına destek vermelerini özellikle arzu ediyorum. Şimdi bütün hayır ve hasenatlar bir kısmı, çoğusu insan kendi malıyla yaptığı bir hayırdır ama kan bağışını lütfen çok önemsememiz lazım. Çok, çünkü o insanın canından yaptığı bir bağış, canından yaptığı bir hayırdır. Başka maddi hiçbir şey onun karşılığını tutamaz. Özellikle kan bağışının ne demek olduğunu hastanelerde hastası olup da kan arayan kardeşlerimizin halini bilirseniz veyahut da başımıza gelmişse bunu daha iyi anlamış olacağız. İhmal edilecek bir şey değil. Her konuda birbirimize destek olduğumuz gibi yeri gelmişken söyleyeyim, özellikle kan bağışı konusunda birbirimize destek olmamız gerekiyor. Dediğim gibi bütün müftülüklerimizin kendine göre bir de her müftülüğümüzde ayrıca bir program var. Yani 3 merkez müftülük içinde kendine göre var ama 3 merkez müftülük ile bizim il müftülüğünün programı, konferansı biraz sonra izah edeceğim ama 10 taşrada bulunan 10 ilçemizin kendi konferansları var. Kendi ilçe çapında da onların da programları var. Cenab-ı Allah en güzel bir şekilde eda etmemizi nasip eylesin. Şimdi bizim Şanlıurfa İl Müftülüğü ve 3 Merkez İlçe Müftülüğü ile beraber bizim bir büyük bir organizemiz var. Hem Mevlid-i Nebi Haftası hem Camiler ve Din Görevler programının birleşimiyle bir konferans programımız var. Sadece konferans değil, önünde arkasında başka etkinlikler de var. Cenab-ı Allah nasip ederse cumartesi günü akşam namazından sonra orada toplanmaya başlayacağız. Nerede? İlçemizde bulunan büyük müzenin arkasındaki boş alanda. Orada bir meydan var. İnşallah orada o programımızı gerçekleştireceğiz. Belediyemizle, valiliğimizle beraber organize yürütüyoruz. Orada namaz kılma yeri olacak. Yatsı namazında bize misafir olarak gelen Profesör Doktor Mehmet Emin Ay hocamız bize yatsı namazını kıldıracak. Ülkemizde tanınan, bilinen, kıraati ve sadası çok iyi olan bir hocamızdır. Arkadaş